Diziler fazla uzun soluklu ve ben astımım diyorsanız, bir Türk dizisine başlayıp 3. bölümde ilişkinin gidişatından rahatsız hissedip ani bir şekilde terk ediyorsanız, ilk sezon güzel vakitler geçirdiğiniz diziniz 2. sezonda bir anda değişip tanımadığınız birine dönüştüğü için ondan soğuyorsanız, sizler için en efsane Türk filmlerini ele aldığımız seriyle karşınızdayız. Deniz'e bir oda ver. Onu yanına al. Burada büyüsün. Gördün mü? Evlat ne demek? Video eski veya yeni değil, en iyileri kapsıyor. Yorum yarısını tabii ki geçmeyeceğim çünkü bir fayda vermiyor. O zaman iyi seyirler. Nefes, vatan sağ olsun. Duygu sömürüsünden değil, gerçek bir asker filminden bahsediyoruz. Siyasilerin ve ideolojilerin etkisinde kalıp yön alan değil, gerçekten, hayattan, içten bir asker filminden, bir askerin FPS kamerasından yazılmış bir filmden bahsediyoruz. Anlatsana Hüseyin'im. Hüseyin'im, karabala ne oldu? Çatışma, aksiyon, milli sloganlar, asarımlar, keserimler bekliyorsanız sonraki filme geçebilirsiniz. Psikoloji ve dram arıyorsanız, belgesel istiyorsanız işte o film, bu film. Film emin olun başka bir ülkenin elinden çıksa veya ait olsa inanılmaz sıkıcı olurdu. Katlanılmazdı. Fakat film o kadar bizden ki bir askeri, ailesini, geride bıraktıklarını, psikolojisini, savaşını, duygularını, yaşantısını o kadar iyi ele alıyor ki izlerken ekranın içindekilerle beraber sizin de nefesinizi kesebiliyor. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek! Kanser olacak senin yüzünden! Bu adam uyudu diye öldünüz! Uyursanız astsubayım! Uyursan ölürsün! Sizlerle savaşın epikliğini, kurşunları, hücumları, Türk'ün o hep ekranlarda bahsedilen gücünü değil, savaşın korkunçluğunu, gerilimini, çaresizliğini anlatıyor bu film. Bir anlığına, birkaç yıllığına varsın, sonra yoksun, bu kadarsın. O 45 saniyelerden birisin, belki de kellesin, prim için malzemesin. Karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye! Sonra da magazin haberleri. Eğer izlemeyi düşünürseniz gırgırla, arkadaşla, eşle, dostla değil, gecenin karanlığında tek başınıza ve sis ve pus etrafı sarmışken izleyin derim. Bu deneyimi 1 saat 52 dakikalığına yaşayacaksınız. Ona göre kıymetini bilin. Çök! Bu herifin sığınağı burnumuzun dibinde barış. Senin Azrail'in mi? Av mevsimi. Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'ın bir araya geldiği bir film Türk seyircisi için ne ifade eder? Zaten buna değinmeye bile gerek yok. Türk klasiklerinin sürekli ön planda olması ve 3 erkek ve üzeri bir araya gelme durumunda ekrana yansıtılan ilk şeyin Kolpaşino olması nedeniyle bu tarz efsane filmler ne yazık ki pek bilinmiyor ya da bilinse de tercih edilmiyor. Şahsi olarak en az 5 kez izlediğim bu film, içinde çoğu bitmesi yıllar almış diziden çok daha fazla mesaj barındırıyor. Benim yüzümden de kendi başına işi yapmaya pek alıştın İdris Bey. Unutma, bu ekibin lideri hala benim. Konu 3 ayrı hayatın, 3 ayrı kafanın çözmeye çalıştığı bir kadın cinayetini ele alıyor. Hayatını bu mesleğe adamış ilkeli ve akıllı bir polis olan Avcı, fevriliği ve tarzıyla izleyen çoğu kişinin kendinden bir şeyler bulabildiği İdris ve antropoloji mezunu olup bu dünyaya tamamen yabancı olan Hasan. Gölette bulunan kesik bir kadın eliyle başlayan film, gittikçe sazan sarmalına dönüşüyor. Bir noktadan sonra olaylar tahmin edilebilir bir hal alsa da sırf oyuncu kadrosu için bile mutlaka izlemeniz gereken bir film. Biliyorum bu durum canınızı sıkıyor ama sormak zorundayım. Beni bu işin içine çekmek için tuzak sorular soruyorsun. Bir daha bu eve söyleyecek bir lafın olunca gel. Kelebeğin Rüyası. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönetip hem de oynadığı oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçin Bilgin, Farah Zeynep Abdullah gibi isimleri barındıran bu film gerçek bir hikayeden alınma. İkinci Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ta yaşayan Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu adında iki genç şairi ele alan bu film, temelinde bir aşk hikayesini ve dönemin şartlarını ele alıyor. Memur hayatı yaşayan bu iki şair, bir yandan da sanatla, edebiyatla iç içe yaşıyorlar. Şerefine kaldırıyorum bu olmayan şarap kadehini. İçelim üstad. Cumhuriyet modernleşme yolculuğundayken Avrupa'da ise İkinci Dünya Savaşı sürmekte. Belediye başkanının kızı Suzan, Zonguldak'a gelir ve Muzaffer, Suzan'a aşık olur. Fakat aynı zamanda bu üçlü çok yakın arkadaşlardır. Hikayenin başından beri size değinmediğimiz bir de detay vardır tabii bu olaylar silsilesinde. Dönemin en büyük hastalıklarından biri olan 40'lı yılların vebası verem. Özeti bizden, fragman üstüne izlemesi sizden. İyi seyirler. Suzan senin şiirini daha çok beğenmiş. Sen şiir yazdın, ben aşk mektubu.
Masumiyet ve Kader. Bir başlık altına iki film almamızın nedeni aslında iki filmin bir nebze birbiriyle bağlantılı olması ve daha erken çıkmış olmasına rağmen Masumiyet yerine Kader'i sıralamada önceye almanızı kanal olarak tavsiye ederiz. Bekir, Uğur ve Zagor'un fazlasıyla saplantılı aşk hikayesini anlatan bu ikilemenin ilk filmi olayların daha sonrasını ve bir nevi sonunu ele almakta. Masumiyet'te Bekir rolünde Haluk Bilginer'i, Kader'de Ufuk Bayraktar'ı görüyoruz. Öyle büyük bir karakter, öyle büyük bir enayiydi Bekir. Bu kaltakla aynı mahallede büyüdük. Mevlana kapıda. Yunus gibi aşk uğruna düştük yollara, iş bilmem, zanaat yok. Butunmuyor hiç. Aşk nedir veya bir insan aşk uğruna en fazla ne yapabilir, en fazla neleri gözden çıkarabilir, en fazla ne kadar delirebilir? Her şey tadında giderken dükkana gelen bir kadın, bir adamın hayatını yokuş aşağı freni patlak kamyon konumuna düşürebilir mi? Veya bir aşk, bir insanı sevdiğinin peşinde her şeyinin hapishane kapılarına sürükler mi? Müebbet hapse mahkum bir kabadayıyı arzu nesnesi olarak seçer mi? Arzunun Döngüsü ve Tükenmişliğin filmini arıyorsanız listeye Kader'den başlayabilirsiniz. Bana da! Bana da vereceksin ulan! Kağıttan Hayatlar. Aslında klasik bir film, bir Netflix filmi. Belki de Netflix imzası olup da ülkeye dair iyi denebilecek tek yapım olan bu film hem birkaç repliği hem de alıntı olsa da özelleştirdiği hikayesiyle izlemeye değer bir film. Mehmet kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve nevi şahsına münhasır güzel bir çevresi, sevenler olan bir kardeşimiz. Bir gün kağıt arabasında 8 yaşındaki Ali'yi bulan Mehmet'in hayatı, Ali'den sonra fazlasıyla değişir ve çocukla arasında fazlasıyla bağ kurar. Bu bağın sonu ise bir tehlikeye, geçmişle yüzleşmeye, travmaları tozlu raflardan indirmeye doğru yol alır. Konuyu biraz daha kurcalarsak asma kilidi yere düşüreceğimiz için ellemiyoruz. Hala izlemediyseniz ve spoilerlarını yemediyseniz eşle, dostla, arkadaşla izleyebileceğiniz güzel, sahne sahne güldürüp bazen düşündüren, vay anasını dedirten bir film. Tamam, tamam. Yemin ettim. Tamam. Yemin ettim. Tamam. Ve evet, Al Pacino. Tarzımız gereği komedi filmlerine ve dizilerine pek de sıcak bakmıyoruz. Hele de konu yerli komedi olduğu zaman. Gaz çıkarmaktan ve şive komedisinden öteye geçemeyen sektörde bir farklılık yaratan, replikleriyle hala daha vefatını ilan etmemiş olan bu film, aslına baktığınız zaman hem prodüksiyon hem de replikler açısından güzel bir mesai harcanmış bir film. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum. Ulan o ter kokunla sana hangi karı yanaşır be? Dördüncü filmi kale almayacağım çünkü malum parti seçim listesi gibi kadro çıkarmışsınız. Anasını satayım, ne kadar piyasadan silinen ve silinmesi gereken isim varsa hepsi Al Pacino 4'te toplanmış. İlk iki film zaten efsane. Filmden rastgele sahne seçip de 5 dakika izlemeye koysanız zaten garanti bir şekilde 3 popüler replik yakalıyorsunuz. Sanat eseri gibi iş yapmışlar. Tabii özellikle Türk erkekleri olarak ilk filmi en az 100 defa baştan sona hatim etmiş olsak da ilk izleme için gayet başarılı ve güzel bir film. Değerlendirirken ve listede ne işi var derken bu şekilde ele alın. Koku vurdukça beynimi sulandırdı ya. Ekrul abi ister misin? Sağ ol canım, ben aldım. Evet, şampiyonlar karması gibi yarattığımız listeden illaki izlemediğiniz bir film vardır diyerek serinin ilk videosuna burada noktayı koyalım. Konu film olunca aslında dizilerden daha sınırsızız. Bu serinin yerlisi olduğu gibi yabancısı da tabii ki gelecek. Bu nedenle yorumlarda bildiğiniz, hatırladığınız efsane yerli ve yabancı filmleri bizimle paylaşırsanız 10 numara olur. Videolar hoşunuza gidiyorsa ve tarzı sevdiyseniz de abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Seviliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.